Arkadaşlar merhabalar kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 5. sınıflar fen bilimleri dersi 1. dönem 2. yazılı soru örneklerini anlatan bir videoyla daha karşınızdayız. Hemen hemen her sınavda olduğu gibi doğru yanlış bölümü olacaktır. Bu bölümle ilgili geniş bir yelpazeden hazırladığımız bilgi çeşitleriyle karşınızdayız. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Birinci sorumuz ay dünyanın uydusudur. Evet her, herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Ay dünyanın uydusudur. Onun için birinci soruya doğru diyoruz. İkinci soru yeni ay evresinde ay görünmez. Evet yeni ay evresinde ay tamamen karanlık yüzü dünyaya dönüktür. Dolayısıyla göremeyiz. Bu bilgiye de doğru diyeceğiz. Üçüncü soruda Canlılar 3'e ayrılır. Hayır arkadaşlar bu yanlış bir bilgi. 3'e değil 4'e ayrılır şeklinde. Neydi bunlar? Mikroskobik canlılar, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar olmak üzere canlıları biz 4'e ayırıyorduk. Ünitede bunu görmüştük. Sıvı halden katı, katıya geçmeye erime denir. Hayır arkadaşlar sıvı halden katıya geçmeye erime değil donma denir. Dolayısıyla bu bilgiye yanlış diyoruz. Bu kelimelere lütfen dikkat edin. Erime, donma bunlar önemli çünkü. Beşinci soruya bakalım. Kuvvetin birimi Newton'dur. Evet kuvvet konusunda işlemiştik. Bu bilgiye doğru diyoruz. Altıncı soru. Ayın parlak bir tabak gibi görünmesi evresi dolunaydır. Evet tamamen full aydınlık görürüz. Dolayısıyla bu bilgiye doğru diyoruz. Yedinci soru. Evrende Güneşten daha büyük ve parlak yıldızlar yoktur. Vardır arkadaşlar. Buraya vardır diyeceğiz. Dolayısıyla bu bilgi yanlıştır. Çünkü Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır. Gaz bulutundan oluşur biliyorsunuz. 8. soruya bakalım. Bitkiler de diğer canlılar gibi solunum yapar. Bu olay yaprakların görevidir. Bilgisi doğru. Mikroskobik canlıların en basit yapılı olanlarına bakteri denir. Evet bakteri en basit yapılı olanlara mikroskobik canlıların dolayısıyla 9'a da doğru diyeceğiz. 10. soru. Şapkalı mantarlar canlı kalıntılarını çürüterek yaşarlar. Arkadaşlar bu yanlış bir bilgidir. E, çünkü şapkalı mantarlar değil, küf mantarı canlı kalıntılarını çürüterek yaşarlar. Dolayısıyla bu bilgiye yanlış diyoruz. 11. soruya bakalım. İtme ve çekme kuvveti fiziksel temas gerektirir. Kesinlikle doğru. Çünkü temas etmeden bir maddeyi, bir eşyayı hareket ettiremeyiz. İtme veya çekme kuvveti uygulamayız, uygulayamayız. Dolayısıyla temas gerektirir diyoruz ve doğru kabul ediyoruz. Diğerlerine bakalım. Dinamometre cisimlerin kuvvetlerini ölçmede kullanılan ölçü aletidir. Evet dinamometre bu da doğru bir bilgi. Sürtünme kuvveti azaldığında hareket kolaylaşır ancak cisimleri durdurmak zorlaşır. Evet bu da doğru bir bilgi arkadaşlar. Sürtünme kuvveti azaldığında cisimleri hareket etmek kolaylaştırır. Kolayca hareket ederler. Ancak cisimleri durdurmak bu sefer zorlaşır. Sürtünme kuvveti azaldığı için. Onun için doğru diyoruz 13. soruya. 14'e bakalım. Yer çekimi kuvveti ve mıknatıstaki manyetik kuvvet fiziksel temas gerektirmez. Mıknatısları birbirine yanaştırıyorsunuz. Biliyorsunuz ki birbirine temas etmeden birbirlerine çekme veya itme kuvveti uygularlar. Dolayısıyla 14. soruya da doğru diyeceğiz. 15. soruya bakalım. Parazit mantarları besinlerimizin küflenip bozulmasına neden olurlar. Parazit mantarları değil arkadaşlar. O küf mantarlarıdır. Dolayısıyla bu bilgiye yanlış diyoruz. 16. soruya bakalım. Hassas ölçümler yapabilmek için dinamometrede kullanılan yay kalın ve sert olmalıdır. Hassas olması için kalın ve sert değil arkadaşlar ince ve yumuşak olmalı. Dolayısıyla bu da ters verilen bir bilgi. Onun için 16. soruya yanlış diyeceğiz. Yaprakların fotosentez, solunum, terleme olmak üzere önemli görevleri vardır. Evet bunu da yine ünite içerisinde öğrenmiştik. Bu bilgi de doğru diyeceğiz. Diğer sorumuz omurgasız canlılardan olan memeliler ve kuşlar grubunda yavru bakımı görülür. Arkadaşlar bu soruya yanlış diyoruz çünkü omurgasız canlılardan olan memeliler bilgisi yanlıştır. Memeliler biliyorsunuz ki omurgalı hayvanlardır. Yavru bakımları vardır ama omurgasız canlı değildir. Dolayısıyla bu bilgi yanlış. Dikkat edin buradaki omurgasız kelimesine ve 19. soruya bakalım. Mikroskobik canlıların tamamı bizim için zararlıdır diyemeyiz bu bilgiyi. Yanlış çünkü biliyorsunuz ki yararlı bakteriler de vardır. Örnek e, sütün yoğurt yapılması gibi. Dolayısıyla tamamı bizim için zararlıdır diyemeyiz. Bu bilgiye de dikkat edelim. Ve gelelim bir başka bölüme. Bu bölümde de yine bizlere muhtemelen kelimeler verilecek ve bu kelimeler boşluklara doldurulması istenecektir. Hemen kelimelere göz atalım. Daha sonra uygun bir şekilde doldurmaya çalışalım. Hava direnci buharlaşma, hayvanlar, Newton, kaynama, yoğuşma, esneklik, sürtünme kuvveti, rüzgarın, dünyanın, mikroskop, krater, sürüngen, hidrojen, kuvvet ve paraşüt kelimeleri verilmiş uygun bir şekilde doldurmaya çalışalım. Ayın evrelerinin oluşmasında ayın nokta nokta etrafında dolanması etkili olur. Ay neyin etrafında dolanır? Tabii ki dünyanın. Dolayısıyla buraya ilk kelimeyi dünyanın olarak yazalım ve bildiklerimizi üzerine çizersek emin olmadıklarımız sonra kalacak ve işimizi daha da kolaylaştıracaktır. Sıvı maddelerin gaz haline geçmesine nokta nokta denir. Ne denir arkadaşlar? Sıvıdan gaza geçmek tabii ki buharlaşma. Dolayısıyla buraya da buharlaşma yazalım ve buharlaşma kelimesini de yine çizelim. Nokta nokta kuvveti ölçme birimidir. Neydi ölçme birimi arkadaşlar? Tabii ki Newton Newton ölçme birimidir. Dolayısıyla Newton kelimesini de yukarıdan çizebiliriz. Dinamometreler yayların nokta nokta özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır. Hangi özelliği? Tabii ki yaylar esner arkadaşlar. Dolayısıyla esneklik özelliğinden dolayı diyerek burayı da dolduralım ve yine yukarıdan kelimemizi çizelim. Diğerine bakıyoruz. Gaz maddelerin sıvı hale geçmesine biz ne diyorduk? Gazdan sıvı hale geçmesi tabii ki yoğunlaşma ile ilgili dolayısıyla buraya yoğuşma veya yoğunlaşma diyebiliriz. Nokta noktada bir itme kuvveti vardır. Nerede bu verilen kelimeler içerisinde arkadaşlar itme kuvveti olan tabii ki rüzgarın şeklinde rüzgarın da bir itme kuvveti olduğunu biliyoruz. Çünkü paraşütü biliyorsunuz ki havada tutması rüzgarın itme kuvveti olduğunu bizlere göstermiş oluyor. Ve gelelim aşağıdaki sorulara. Sıvı içinde oluşan hızlı ve yoğun buharlaşmaya ne diyorduk arkadaşlar? Tabii ki kaynama. Hızlı ve yoğun buharlaşma kaynamaya neden olur ve buharlaşarak su azalır biliyorsunuz. Ve diğerine bakalım. 8 soru. Nokta 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 olmasaydı yürüme, yazı yazma, cisimleri tutma gibi olayları gerçekleştiremezdik. Bu olay hangisi arkadaşlar? Tabii ki sürtünme kuvveti. Sürtünme kuvveti olmasaydı dediğimiz bu olayları kesinlikle gerçekleştiremezdik diyelim ve bu şekilde dolduralım. 9. soruda havada hareket eden cisimlere hava tarafından uygulanan sürtünme kuvvetine ne diyoruz tabii ki? Hava direnci yine paraşütte olduğu gibi hava direnç gösterir ve e, havada hareket edilen cisimleri hava tarafından uygulanan sürtünme kuvveti diyoruz hava direncine. Bu kelimelere dikkat edelim ve geçelim 10. soruya. Nokta 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 kendi besinlerini üretemezler. Diğer canlıları yiyerek besin ihtiyaçlarını karşılarlar. Kim bunlar arkadaşlar? Verilen kelimelerden tabii ki hayvanlar uygun olan kelime. Hayvanlar tabii ki kendi besinlerini üretemiyorlar. Diğer canlıları veya otları, bitkileri yiyerek ihtiyaçlarını karşılıyorlar. 11. soruya bakalım. Çıplak göz ile göremeyeceğimiz kadar küçük canlıları nokta nokta yardımı ile görebiliriz. Ne ile görüyorduk biz bu küçük varlıkları? Tabii ki mikroskopla. Dolayısıyla buraya da mikroskop diyelim ve burayı da doldurmuş olalım. 12. soruya bakalım. Yılan nokta nokta hayvanlar sınıfında yer alır. Yılanın biliyoruz ki sürüngen olduğu dolayısıyla buraya da sürüngen yazarak boşluğumuzu dolduralım. Güneşin yapısında en çok nokta nokta gazı bulunur. Biliyoruz ki en çok hidrojen gazı daha sonra da helyum gazı geliyor biliyorsunuz. Ama en çok hidrojen gazı olduğunu unutmayın Güneş'in yapısında. Ay yüzeyinde meteor çarpması sonucu oluşan çukurlara ne diyorduk? krater büyük çukurlar küçük çukurlar şeklinde meteorların çarpmış olmasından dolayı kraterler oluşuyor büyük çukurlara krater demiş oluyoruz böylelikle. Duran bir cismi hareket ettiren, hareket halindeki bir cismin süratini arttırabilen, yavaşlatabilen ya da durdurabilen, cismin şeklini ve hareket yönünü değiştirebilen etkiye nokta nokta denir. Ne denir arkadaşlar? Tabii ki kuvvet denir. Biz cisimlere kuvvet uygulayalım ki onların şeklini değiştirelim, hareket yönünü değiştirelim, durdurabilelim, hızlandırabilelim. Bunun için kuvvet gereklidir. Buna dikkat edelim. Hava direncinden yararlanarak açılan, kullanılan araç ne arkadaşlar? Gökyüzünde aşağı doğru süzülmemizi sağlayan ama hava direncinden yararlanarak kullandığımız bu araç neydi? Tabii ki paraşüt. Bunu da bu şekilde doldurarak doğru yanlış bölümünden sonraki e, boşluk doldurma kelimelerle ilgili boşluk doldurma kısmını da bu şekilde doldurmuş olalım. Ve geçelim artık çoktan seçmeli sorulara. Her bölümde her sınavda mutlaka karşımıza gelecek. Burada da olduğu gibi geniş bir alandan sizler için sorular topladık. Lütfen dikkatlice izleyelim. Nemli bir ekmek parçasını nemli bir ekmek parçasını uzun süre açıkta bekletirsek aşağıdakilerden hangisi yaşanır? Bakalım hangisiymiş. Besin değeri artar? Hayır. Üzerinde küf tabakası oluşur. Yeşil yeşil evet. Sertleşir? Hayır. Karbonhidrat miktarı yükselir. Besin değeri yükselmez arkadaşlar. Üzerinde küf tabakası oluşması, küf mantarlarının oluşmasını gösterir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacak. Diğerine bakalım. Yukarıdaki resimle ilgili hangileri söylenebilir şeklinde bir bilgi var. Bakalım bilgiler nelermiş. Salıncağa temas gerektiren kuvvet uygulanmaktadır. Bu kesinlikle doğru arkadaşlar. Temas gerektirecek ki salıncak bir ileri bir geri gitsin. Kuvvetin etkisiyle salıncağın şekli değişir. Şekli değişmesi demek salıncak kırılması, bozulması demek. Dolayısıyla böyle bir şey mümkün değil. Kuvvetin etkisiyle salıncağın konumu ve yönü değişir. Yine ileri geri sağa sola hareket ettiririz, sallarız. Dolayısıyla 1 ve 3. sorular, bilgiler daha doğrusu doğru olacak. Onun için cevabımız C seçeneği diyoruz ikinci soru için. 3. soruya bakalım. Buz pateni yapan kişilerin hareketleri halının üzerinde yapılamaz. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir bilgi var. Bakalım hangisi. Temas gerektirmeyen bir kuvvettir değil arkadaşlar. Yer çekimi kuvveti bu da değil. Sabit kuvvet bu da değil ama sürtünme kuvveti halının üzerinde daha fazla sürtünme kuvveti olacağından buz pateni buzun üzerinde yapıldığı gibi yapılamaz. Onun için cevabımız B seçeneği diyoruz. Üçüncü soru için. Ve devam ediyoruz diğer sorulara. Dördüncü soruda da yine dünya ile ilgili bir soru var. Dünya ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır şeklinde bir ifade var. Bakalım bilgilere. A. Küre biçimindedir. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Güneş sisteminde yer alır. Evet güneşe sırasıyla zaten biliyorsunuz ki büyük gezegenler var. 7-8 tane bu sıra içerisindedir. Güneş sistemi içerisindedir. Aydan daha büyüktür. Tabii ki doğru. Ama aya güneşten daha uzaktır diyemeyiz. Aya güneşten daha yakındır. Dolayısıyla bu bilgi yanlıştır. Cevabımız D seçeneği olacak. Ve geçelim 5. soruya. Yukarıdaki görseller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır şeklinde bir bilgi var. Görüyorsunuz çürümeye yüz tutmuş bir portakal, yine küflenmiş bir ekmek var. Hangisi yanlış? Bu küf mantarı mıdır arkadaşlar? Evet. Yenilmesi çok tehlikelidir ve zehirleyebilir. Evet. Hamuru mayalar? Hayır, hamuru mayalayanlar arkadaşlar küf mantarı değil. Biliyorsunuz ki e, yararlı mantarlardır. Dolayısıyla maya mantarlarıdır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak. Besinlerin üzerinde yaşar. Gördüğünüz gibi zaten doğru bir bilgi. Ama gördüğünüz gibi küf mantarı olarak görülen bu yeşillik alanlar ile ilgili verilen bilgilerden hamur hamuru mayalar diyemeyiz. Çünkü o farklı bir mantar maya çeşidi. Onun için cevabımız C seçeneği diyoruz ve geliyoruz bir başka bölüme. Burada yine bir görsel verilmiş. Bir bitki gövdesi, çiçeği, yaprakları ve çiçekli bitkinin kısımlarından hangisi hakkında verilen bilgi yanlıştır şeklinde bir bölüm var. Bakalım hangisi yanlış arkadaşlar. Çiçekli bitkilerin üreme organıdır çiçek. Doğru. Su ve minerallerin taşımasını sağlar. Kökten aldığı su ve mineralleri dallara, yapraklara, çiçeklere taşır. Bu doğru gövdeyi gösteriyor çünkü. Bitkinin dik durmasını sağlar. Yaprak bitkinin dik durmasını sağlamaz. Bu gövdenin görevidir. Dolayısıyla bu bilgi yanlış. Topraktan suyu alır. Evet köklerin görevi zaten bu su ve mineralleri alarak gövdeye yapraklara taşır. Onun için buradaki verilen yaprak bilgisi bizim için yanlış. Çünkü yaprağın görevi bitkinin dik durmasını sağlamaz nefes almasını ve fotosentez olayını gerçekleştirmesi onun asıl görevidir. Onun için cevabımız C seçeneği diyoruz ve geçiyoruz biz bir başka soruya. Yedinci soruda da canlıların sınıflandırılmasını gösteren şemada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir şeklinde bir ifade var. Biz canlıların hangi Gruplar ayırmıştık. 4 ana gruba ayrılıyordu. Neydi bunlar? Mikroskobik canlılar, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar. Dolayısıyla burada eksik olan ne? Ona bakacağız arkadaşlar. Bitkiler var, hayvanlar var. Dolayısıyla ne kaldı? Mantarlar ve mikroskobik canlılar kaldı. Onun için cevabımız C seçeneği olacak. 7. soru için. 8. soruya bakalım. Aşağıdakilerin hangisinde mikroskobik canlılar rol oynamaz şeklinde bir bilgi var? Yoğurt yapımında yararlı mantarlar var. Biliyoruz yararlı mikroplar, bakteriler var. Çeşitli hastalıkların meydana gelmesinde yine bakterilerin rolü var. Besinlerin bozulmasında yine küf mantarı biliyorsunuz rolü var. Ama elma ağacının meyve vermesinde bakterilerin bir rolü yok. Onun için cevabımız B seçeneği olacak diyoruz ve geçiyoruz bir başka görselli soruya. Yukarıda verilenlerden hangileri mikroskobik canlılardır şeklinde bir ifade var. Bakalım hangileriymiş. Arkadaşlar şapkalı mantar biliyorsunuz ki mikroskobik bir canlı değil. Üstünü çizdik. Bakteri mikroskobik bir canlıdır. Öglena mikroskobik bir canlıdır. Karayosunu zaten bir bitkidir. Bu olamaz. Ama maya mantarı yine hamuru mayalayan mantar yine mikroskobik bir canlıdır. Dolayısıyla 2, 3 ve 5. görseller cevabımız olacak. O da B seçeneğinde olduğunu açıkça görüyoruz. Onun için cevabımız 9. soru için B seçeneği diyoruz. Ve gelelim başka sorulara. Bu sorular da yine e, ünite içerisinde işlediğimiz konular içeriyor. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir uygulama olur şeklinde bir bilgi var. Yanlış uygulama neymiş ona bakalım arkadaşlar 10. soru için. Tuvalet, banyo ve mutfakların dezenfektan maddelerle temizlenmesi bakterileri yok etmek için doğrudur. Aşı vücudu güçlü ve dirençli duruma getirir. Yine bakterilere karşı savaşır. Doğrudur. Vücudumuzu su ve sabunla yıkamak mikroskobik canlıları uzaklaştırır. Doğrudur. Antibiyotik ilaçlar istediğimiz zaman kullanabiliriz. İşte burası yanlış. Antibiyotik böyle baş ağrısı hapı gibi istediğimiz zaman içilebilen bir şey değil. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacak bu soru için. Ve diğerine bakalım. Hareket halindeki bir aracın hızını azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır şeklinde bir ifade var. Yapılmalı sorusuna kelimesine dikkat edelim. Aracın hareket yönündeki kuvveti artırılmalıdır. Artırırsak daha da hızlanır. Bu değil. Çarpı işareti koyalım. Aracın önüne ondan daha hızlı ve güçlü araç bağlanmalıdır. Bu da bir yöntem değil. Hareket yönünün zıt yönde hareket uygulanmalı. Evet, frene basarsak dolayısıyla araba yavaşlayacaktır. Cevabımız onun için C seçeneği olacak. Aracın gazına basarsak zaten araç yine hızla gider. Onun için cevap burada yapılmayacak olan cevap C seçeneğidir diyoruz ve geçiyoruz bir başka soruya. Burada da yine Newton'la ilgili bir bölüm var. Bu dinamometreyi hatırlıyoruz. En fazla 50 Newton büyüklüğündeki kuvveti ölçebilen bir dinamometrenin ölçüm çubuğu 10 bölmedir. Buna dikkat edin. En fazla 50'yi ölçüyorsa ve 10 bölüme bölünmüşse her bir bölüm arası 5 Newton'dur arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu küçük hesabı yaptıktan sonra buradaki bölmelerin kaç tane olduğu zaten bize ipucunu verecektir. Buna göre şekildeki F kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dur? Bakın bir kuvvet var F. Kuvveti F ile ifade edilir. Ama kaç bölüm var? 1, 2, 3, 4. Sarı, kırmızı, sarı, kırmızı şeklinde 4 bölüm var. Biz ne demiştik? Her bölüm 5 Newton'u ifade ettiğine göre 4 kere 5. Dolayısıyla 20 e, newton kuvvetini bu şekilde hesaplamış ölçmüş oluruz. Buna dikkat edelim. Newton'un kaç e, bu dinamometrenin kaç newton olduğunu ve kaç bölümden oluştuğunu biliyorsak her bölümün kaç birim olduğunu bulmalıyız ve daha sonra kuvvetin kaç newton olduğu da açık bir şekilde ortaya çıkıyor diyoruz ve cevabı B olarak işaretliyoruz. Diğer soruya bakalım. Buzdolabının dondurucu bölümüne konulan ve yeterli süre bekletilen sıvı bir maddede aşağıda verilen olaylardan hangisi gerçekleşir? Arkadaşlar önce ne olur? Tabii ki sıvıyı koyarsak önce soğur daha sonra da donar. Soğuma ve donma C seçeneğinde olduğu için 13. soruya da C seçeneği diyerek geçelim bir başka sayfaya. 14. soruda bir cismin hareketi esnasında hızı yavaşlıyorsa yani hareket eden bir cismin hızı yavaşlıyorsa bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz şeklinde bir cevap var. Bakalım ona bak. E, cevabımız ne olacak? Zeminde sürtünmenin az olması. Sürtünme azsa o cisim yavaşlamaz arkadaşlar. Burada bir ters bilgi var. Cevap A. Cisme etki eden kuvvet azalması. Evet bu e, dediğimiz gibi kuvvet azalıyorsa o cisimde yavaşlayacaktır. Doğru bir bilgi. Zıt yönde başka bir kuvvetin uygulaması onun durmasına sebep olacaktır. Doğru bir bilgi. Cisme etki eden sürtünmenin çoğalması. Sürtünme ne kadar çoğalırsa hareket de o kadar kısıtlanır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacak arkadaşlar. Ve gelelim diğer soruya. Bu soruda da banyo yaparken oluşan buhar nedeniyle aynanın üzerinde su damlacıkları meydana gelir. Yani bir yoğuşma meydana gelir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Zaten söylediğimiz gibi yoğunlaşma vardır, yoğuşma vardır. Cevabımız A seçeneği olacak bu soruda. Diğerine bakalım. Bir buz kütlesinin yağmur olup yağması için hangi aşamalardan geçmesi gerekiyor? Bakın buz kütlesi dikkat edin katı bir halde. Bu eriyecek, buharlaşacak, yağmur olacak. Bu sıralamayı et, e, takip etmemiz gerekiyor. Buz kütlesi önce bir eriyecek. Bakın A ve C'de var, D'de var. B gitti. Daha sonra ne olacak arkadaşlar? Eridi gittikten sonra sıvı hale geliyor ya, buharlaşacak. Buharlaştıktan sonra <laughs> yoğunlaşarak yoğuşma olarak damla olarak dünyaya yağmur olarak düşecek. Onun için 16. soruyu A seçeneği diyoruz. 17'ye bakalım. Bitkilerde çiçeğin asıl görevi nedir? Arılar sayesinde, arılar vasıtasıyla <laughs> çiçeğin asıl görevi tabii ki üremeyi sağlamaktır. Onun için cevabımız D seçeneği diyoruz. Bu soruya açık ve net bir şekilde. Diğerine bakalım. Aşağıdakilerin hangisi sürtünmeyi azaltır? Azaltır. Buna dikkat edin. 18. soruda. Karlı yolda zincirin takılması yere tutulmayı sağlar. Sürtünmeyi fazlalaştırır. Futbolcuların krampon giymesi. Kramponların altında vida vida büyük e, tırtıkların olması sürtünmeyi fazlalaştırır. Ağır yükleri çekerek taşımak yine sürtünmeyi fazlalaştır ama bir yüzeyin yağlanması o yüzeydeki sürtünmeyi azaltacaktır. Kapı gıcırtısını hatırlayın. Kuruduğu zaman sürtünme çok olduğu için kapı gıcırdar ama yağladığımız zaman biliyorsunuz ki sürtünme azalır ve kolayca kapı açılır, kapanır ve ses çıkarmaz. Dolayısıyla cevabımızı bu şekilde işaretledik ve diğer soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi iki yaşamlıdır? İki yaşam derken suda ve normal <laughs> karada yaşayan hayvanları kastediyoruz arkadaşlar. İnek karada yaşar. Kuş yine karada. Kurbağa ise hem suda hem karada yaşar. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak. Yine maymun karada yaşadığını biliyoruz. Onun için 19. sorunun cevabı C seçeneği olacak diyoruz böylelikle. Ve gelelim 20. soruya. Mantarlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır bilgisi dikkat edin yanlışı bulacağız. 3 doğru bir yanlışımız var. Dolayısıyla hangisi yanlış ona bakacağız. Yenebilen şapkalı mantarlara kültür mantarı denir. Evet. Mantarlar besinlerini hazır olarak alırlar. Buna da evet diyoruz. 20. sorunun C seçeneğine bakalım. Bitki değillerdir. Evet. Mantarlar toprakta yaşamalarına rağmen bitki grubunda değillerdir. Bu da doğru bir bilgi. Ama ekmeğin küflenmesine sebep olan mantar maya mantarı. Maya değil arkadaşlar. Küf mantarı olduğunu defalarca ünitede de belirttik ve birkaç soru önce de yine buna değinmiştik. Onun için cevabımız D seçeneği olacak bu soruda. Fotosentez olayı bitkinin hangi kısmında gerçekleşir? Evet biraz önce de söyledik. Fotosentez görevi yaprak kısmında. Çünkü terleme, soluma, nefes alma, güneş ışınlarını alma yani fotosentez olayı yaprak kısmında geliştiği için cevap A seçeneği diyoruz ve geçiyoruz diğer sorulara. Yukarıda özellikleri verilen hayvanlar eşleştirildiğinde hangi hayvan açıkta kalır şeklinde bir bilgi var bakalım. Suda yaşayan memelileri örnektir. Hangisi suda yaşıyor? Balina ve kurbağa. Ama hangisi memeli hayvan? Balina. Bu gitti. Uçamayan kuşlardandır. İnek değil, kurbağa değil, penguen. Uçamayan kuş grubuna girer. Başkalaşım geçirirler. Kurbağa biliyorsunuz başka başlangıçta şöyle tuhaf bir şekli var. Kuyruklu. Daha sonra zıplayan bir kurbağa haline geliyor. Bu da başkalaşım geçirdiği için bu da gitti. Ama inek bunların içerisinde hiçbirine örnek değil ve açıkta kaldı. Onun için cevabımız A seçeneği olacak diyoruz bu soru için. Diğerine bakalım. Aşağıdakilerden hangisi sürüngenlerin özelliği değildir? Bakın değildir'e dikkat edin 23. soruda. Vücudu kalın pullarla kaplıdır. Evet timsahı hatırlayın doğru. Yavru bakımı yoktur. Evet yumurta ile çoğalırlar bu da doğru. Akciğer solunumu yaparlar. Evet bu da doğru ama doğurarak çoğalırlar yanlış bir bilgi arkadaşlar. Dedik ya yumurtayla çoğaldıkları için cevabımız D seçeneği olacak 23. soruda. Evet ne kadar çok soru o kadar işimizin kolay olması yüksek puan demek. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Aşağıdaki canlılardan hangisi omurgasızdır? Yani iskelet sistemine sahip değildir. Balıkta kılçık var biliyoruz. Yarasa da iskelet var biliyoruz. Kurbağada iskelet var biliyoruz ama midye kabuğunun içinde etsi bir madde, bir canlı biliyoruz. Onun için omurgası yok. Cevap C seçeneği olacak diyoruz 24. soru için. 25'e bakalım. Sürtünme kuvveti ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Sürtünme kuvveti ile ilgili bir sorumuz var. Sürtünme kuvvetinin yönü cismin hareket yönündedir. Cismin hareket yönünde değil arkadaşlar. Tam tersi nedir? Onun için cevap A seçeneği yanlış olacak bu soruda diyelim. Diğerlerine bakalım. Cismin hareketini yavaşlatır. Evet. Pürüzsüz yüzeylerde sürtünme kuvveti daha azdır. Evet. Sürtünen yüzeyler ısınır. Buna da evet diyoruz. 26. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin aşağıdakilerden hangisi kuvvetin özelliklerinden değildir? Hemen bakalım. Birimi Newton'dur. Evet. Cisimleri harekete geçirebilir kuvvet. Evet. Dinamometre ile ölçülür. Evet. Hiçbir zaman şey, cismin şeklini değiştirmez demenin hemen aklımıza sünger gelsin arkadaşlar. Süngere kuvvet uygulayarak sıktığımız zaman şekli değişiyor, yeniden eski haline geliyor esnekliğinden dolayı. Ama hiçbir zaman cismin şeklini değiştirmez yanlış bir bilgidir. Dolayısıyla cevap D seçeneği olacak. 27. soruya bakalım. Buzun su haline dönüşmesine ne hal, ne denir arkadaşlar? Buz su haline tabii ki erime eriyerek buz haline dönüşür. Onun için cevabımız A seçeneği olacak. 28'e bakalım. Suyun kaynama sıcaklığı kaç derecedir? Evet sabittir, değişmez. Buharlaşmanın olduğu ve kaynamanın gerçekleştirdiği derece 100 derecedir arkadaşlar. Onun için cevabımız C seçeneği olacak. 29. soruda aşağıdakilerden hangisi besinini hazır olarak alır? Hazır. Yani kendisi üretmez. Hazır olarak alan bakalım hangisiymiş? Papatya, bir çiçektir topraktan suyunu mineralini alır bu değil. Eğrelti otu yine bir bitkidir topraktan alır bu değil. Kara yosunu yine bitkidir. Kendisi topraktan suyunu ve minerallerini alır ama peynir küfü adı üstünde peyniri üzerinde oluşan ve çoğalan peynirden hazır gıdasını alarak hazır besinini alan bir mantar çeşididir. Bakteri çeşididir. Onun için cevabımız C seçeneği olacak diyoruz ve geçiyoruz artık son sayfamıza. 30. soruda da arkadaşlar aşağıdakilerden hangileri sürtünme kuvvetini azaltmaya yönelik bir uygulamadır? Evet sürtünme kuvveti biliyorsunuz ki önemli bir konu bu ünite içerisinde. Hemen ona bakalım. Valizlerin altına tekerlek takılması, kapı menteşelerinin yağlanması, yerlere halı serilmesi. 30. soruda bakalım. Hangisi kuvveti azaltmaya yönelikti? Tabii ki valizlerin altına tekerlek takılması kolay gitsin diye. Kapı menteşelerinin yağlanması kolay kapı açılsın diye. Ama yerlere halı serilmesi tam tersine kaymayalım, düşmeyelim diye olacak. Onun için 1 ve 2 doğru cevap olacak. 30 A seçeneği bizler için. 31. soruya bakalım. Aşağıdaki kısımlardan hangisi bitkiyi gruplara ayırmada kullanılır. Evet bitkiler neyine göre gruplara ayrılır arkadaşlar bize bunu soruyor. Köküne göre değil, yaprağına göre değil, gövdesine göre değil ama çiçekli bitkiler, çiçeksiz bitkiler olarak gruplara ayrılıyordu. Dolayısıyla cevap B seçeneği olacak. Aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşirken cisimlerin dışarıdan ısı alması gerekir? Isı alacak. Dikkat edin kendi bünyesine ısı alması gerekiyor. Hangisi Donmada ısı alarak değil, kendisi ısı vererek soğur ve donar. Kralaşmada yine ısı kendinden ısı vererek yoğunlaşır ve donar. Yoğuşmada da yine kendinden ısı vererek yoğuşur, yoğunlaşır. Ama süblimleşmede, süblimleşme neydi arkadaşlar? Direkt katıdan, direkt erimeden gaz haline dönüşme durumuydu. Dolayısıyla bu ısının etkisiyle oluşur. Dışarıdan ısı alması gerekir. Onun için cevabımız süblimleşme diyoruz ve D seçeneği olarak işaretliyoruz bu bölümü de. Ve artık son sorumuz ve güzel bir görsel. Aslında bu ünitenin özeti bu sıvı hali, gaz hali, katı halini anlatan bir şema çerçeve. Buna lütfen dikkat edelim ve buradaki anlatılanlara lütfen dikkat edelim. Şimdi katıdan gaz haline geçmeye ne diyormuşuz arkadaşlar? Bakın altta sizler için yazdık buraya. Katıdan gaz haline geçmesine süblimleşme denir. Bakın 5 numara görüyorsunuz. Buradaki rakamlara dikkat ederek hangi olayın hangi isimle adlandırıldığını göreceksiniz. 5 numara katıdan gaza geçmesi süblimleşmedir. Diğerine bakalım. 6 numara yani gazdan da katı haline geçmesi kıralaşma. Yani soğuk havalarda özellikle sabahları olduğunu biliyoruz. Bu da kıralaşma havadaki asılı gazların su damlacıklarını katılaşarak kıralaşarak yere düşmesi. Bakın katı olarak düşmesi kralaşma ama dediğimiz gibi e, damlacık olarak düşmesi de çiğdir. Yani kralaşma ve çiğ arasındaki farkı da bu şekilde bir kez daha tekrarlamış olalım. Diğerine bakalım. Bir numara katıdan sıvıya geçme. Ne arkadaşlar? Görüyorsunuz ki erime. Sıvıdan gaz haline geçmesi ne arkadaşlar? Buharlaşma. Gazdan sıvı hale geçmesi nedir? banyodaki camların buharlaşması, yoğunlaşma ve son olarak da sıvıdan katı hale geçme donmadır. Evet, katı, sıvı ve gaz halleri maddenin katı, sıvı ve gaz hallerini anlatan şema budur arkadaşlar. Buna lütfen dikkat ederek artık videomuzun sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için, sabırla izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki ünite anlatımı ve özellikle sınav videolarına daha kolay ulaşabilmek için özel öğretmen kanalımızı beğenip abone olmayı ve arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Hepinize şimdiden sınavlarınızda başarılar diliyoruz. İyi çalışmalar, hoşçakalın ama lütfen özel öğretmen kanalımızda kalın.